Merhaba sevgili ikizler. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Hem bir tatil haftası hem bir tutulma haftasındayız. Özellikle hafta başındaki enerjiler Ay Kova burcunda ilerliyor. Pazar ve pazartesi günleri sizin için bir seyahat ve tatil fırsatı ortaya çıkarabilir. Birçok ikizler için iletişimin, yakın çevre ilişkilerinin arttığı bir dönem olacak ve seyahatler gündeme gelecek bu hafta. Pazar günü güzel etkiler var. Kova burcundaki Ay, Venüs arasındaki olumlu açılar güne keyifli ve huzurlu başlamanıza imkan verebilir. Salı günü, pazartesi günü de Ay Kova burcunda ilerliyor. Oldukça hareketli, girişken, yaratıcı bir gün olabilir sizin için. Çalışan kişiler için yurt dışı ile ilgili konularda hızlı gelişmeler, medya, yayıncılıkla ilgili konularda güzel gelişmeler, haberler gelebilir gün içerisinde. Uğraştığınız projeler için de verimli değerlendirebileceğiniz bir hafta başı olacak. 15 Ekim'de artık Ay Balık burcunda olacak, Salı gününden itibaren. Biraz aile ilişkileri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra toplum önündeki kimliğiniz, kariyerinizle ilgili gelişmeler de gündemde olacak. Ay Balık burcundayken biraz daha bu konularda duygusal davranabileceğinizi gösteriyor. Ancak sezgilerinizi takip ettiğinizde de doğru yolu bulabileceksiniz. Salı günü enerji gezegenimiz Mars burç değiştirecek ve Başak burcuna geçecek. Bir süredir Aslan burcunda ilerliyordu ve sizin özellikle yakın çevre ilişkileriniz ve iletişim hayatınız çok hareketlenmişti bu süreç içerisinde. Mars Başak burcuna geçecek ve 8 Aralık'a kadar Mars Başak burcunda olacak. Bu durumda biraz ev ve aile hayatınıza dikkat çekecek. Zaman zaman kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz bu süreç içerisinde. Mars'ın burç olarak size yapacağı kare açı nedeniyle özellikle ilişkilerinizde, aile ilişkilerinizde biraz daha temkinli olmanız gereken bir süreç olduğunu gösteriyor. Zaman zaman bazen ev içerisinde sakarlıklar, küçük kazalar meydana gelebilir. Buna da dikkat etmek gerekiyor sevgili ikizler. Özellikle mide problemi olanlar da bu süreç içerisinde biraz daha hassas olabilirler. Bunun yanı sıra iş hayatımızda, çalışma ortamımızda tempomuz artacak. Birçok işimizin olabileceğini ve enerjimizin artacağını gösteriyor. Evimizle de ilgili faaliyetlerimiz artabilir. Bazı ikizler burçları bu süreçte evde çalışabilir veya evle ilgili işlerle uğraşmaları gerekebilir. Çarşamba günü de Ay Balık burcundaki ilerlemesini sürdürecek. Jüpiter'le güzel olumlu açıları var. Öğleden sonra boşlukta olacak. Güne keyifli ve rahat başlayabiliriz. Öğleden sonra çok fazla önemli işle uğraşmadan kendimizi günlük akışa, rutinlere bıraksak daha doğru olacak. Eğlenmek, dinlenmek, gezmek, sevdiklerimizle de birlikte olmak için güzel bir gün olacak. Artık Jüpiter günü, Perşembe gününden itibaren Ay Koç burcuna geçiş yapacak ve Dolunay fazında olacak. Işığı büyüyor, enerjisi artıyor. Bu durum bize de yansıyacak. Biraz daha sosyal hayatımızın canlandığını hissedebiliriz, daha aktif olabiliriz. Yeni tanışmalar olabilir veya davetler, organizasyonlar içerisinde olabiliriz Ay Koç burcundayken. Gelecekle ilgili projelerimiz, hayallerimiz, beklentilerimiz biraz artabilir. Daha girişken hissedebiliriz kendimizi. Yeni girişimler, iş girişimleri içinde destekleyici olacak. Özellikle Venüs'ün, Uranüs, Ay'ın Uranüs'le yaptığı açı, Venüs'le yaptığı olumlu görünümler nedeniyle biz de biraz ikizler olarak ilişkiler ve ortaklıklar alanında etki alıyoruz. Belki iş ilişkilerimizde, belki evlilik ilişkilerimizde bazı heyecanlı gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Cuma günü Ay Koç burcunda artık tam Dolunay fazında olacak. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece 02.39'da 25 derece Koç burcunda Ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma özellikle 11. evimizi etkilediği için gelecekle ilgili projelerimizde bazı sonuçlanmalar meydana getirebilir. Çünkü tutulmalar, özellikle ay tutulmaları, sonuçlanmalara neden olan tutulmalardır. Bunlar bizi duygusal olarak da etkileyebilir veya aile ilişkilerimizi de etkileyebilir. Özellikle işle ilgili yeni projeler içerisindeysek bunlarla ilgili sonuçlanmalar yaşayabiliriz.
ait olduğumuz sosyal çevre, iş çevresi veya arkadaş grubumuzda bazı hızlı gelişmeler meydana gelebilir. Sürpriz tanışmalar olabilir. Bu sürpriz tanışmalar geleceğinizi etkileyecek bazı verimli ilişkilere yol açabilir. İş birliktelikleri olabilir. Özel ilişkilerde önemli gelişmeler yaşayabiliriz. Bir arkadaşımızla ilişkimiz daha özel, daha duygusal boyuta ulaşabilir. Bunun yanı sıra belki ait olduğumuz sosyal grup içerisinde bazı değişiklikler yapmak isteyebiliriz. Yeni bir gruba katılabiliriz, davet alabiliriz, bazı organizasyonlara katılabiliriz. Ama 11. ev tutulmaları genel olarak sevgili ikizler sizi güzel ve olumlu etkileyen tutulmalardır. Özellikle karşıt burcunuzdaki Venüs'ün de olumlu açı yaptığı bu tutulma özellikle İlişkilerinize olumlu yansıyacak güzel sürpriz gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.